yakalım, hak aşkına, pir aşkına diyelim. Bir deri yakalım, ondan sonra sohbetlerimize başlayalım. Geleceğim. Bir herhalde. Nimet elefim. Nimet hakkın olsun. Bismillahirrahmanirrahim. La fetta illa ali, la seyfe illa zülfikar. Yaradan nuru aşkına. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Peygamberin nuru aşkına. Ya Muhammed, ya Muhammed, ya Muhammed. Melaikin nuru aşkına. Ya Ali, ya Ali, ya Ali. Eyvallah, hizmetiniz kabul ola, muradınız hasıl ola, Hak Muhammed Ali yardımcınız ola. Üçlerin, beşlerin, yedilerin, kırkların, ucaklayıklara her ümmeti hizmet sahiplerinin üzerinde hazır ve nazır ola. Gerçeğe büyü, ya Allah, ya Muhammed, ya Allah. Eyvallah. Mısır, Tevrat'ta İlya diye geçer. İncil'de Eli diye geçer ki İsa Peygamber'in çağrısında bile Eli diye çağırdığı, ondan medet dilediği, ondan mürvet dilediği bilinmektedir. Az olsa yiyecek olabilir diye serzenişte bulunur. İşte Mısır'ın kendisine biz seninle olan arkadaşlığımız burada sona ermek üzere erdi şu anda diyor. Çünkü sen sabredemedin. Sen bizim ilimize vakıf olamazsın, olamadın. Çünkü bu gayb verenlerin bu ilahi bir ilimdir. Bu ilmi devrimdir. Bu Cenab-ı Hakk'ı bize bağışlamış olduğu bir ilimdir. Bakın ben sana anlatayım diyor. O gemiyi neden kırıp yaraladın? O gemi kendi emeğiyle çalışan birkaç tane insan gemisiydi. Kendi emekleriyle çalışırlardı. Ve dolayısıyla o gemi yeni olduğu için deryada yani denizlerde korsanlar tarafından o gemi gasp edilecekti. O sahipleri ise öldürülecekti. Ama gemiden yaraladın ki o korsanlar gemi nasıl olsa yaralanır deyip peşine düşmesinler ve onların kendi yaşamları devam ettirmelerini sağlamış olur. Bu aynı zamanda Cenab-ı Hakk'ın bize bir ilahi temennisidir. Yani bir emredir manasında da bir söylemde olur. O çocuğa gelince o çocuğu neden öldürür? O çocuğun ailesi mümin, gerçekten inançlı, itikadlı, ikrarlı bir ailedir. Ama o çocuk ise o aileye dair olmayacak şeytani duygulara sahipti. Cenab-ı Hak bize ilahi bir emriydi. Onu öldürdü ki o aileye, tam o aileye de uygun olabilecek bir evlat nasip eylesin.